Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Elimizde Kanuni 200 Acer var. Ön düzen yapılacak. Direksiyon düzken sola gidiyor. Arka balatamız değişecek. Arka balata değişimi nereden anlarız? Şurada bir pay var. Bu pay çok ileri geldiğinde, yani sona geldiğinde, bu artık sona gelmiş, artık bir önemi yok. Yani ayar bitmiş, bunun değişmesi lazım balatanın. Balatamız değişecek. Geçen arkadaş düşmüş, fren tutma kolu, arka fren kolu eğilmiş. Onu da artık bir şekilde düzelteceğiz. Karbüratör sökülecek. Kendi kendine kazıyor. Şöyle göstereyim. Motor çok düzensiz. Karbüratör değişecek dedim, yani değişmeyecek tabii ki de. Karbüratör bir yerden hava alıyor. Bunun manifoldunda bir kaynak işlemi var. Büyük ihtimalle oradan hava alıyordur. Büyük ihtimalle orada çatlamıştır. Karbüratörümüz üzerinde zaten CG karbüratörü var. Alt motorumuz da zaten balansörlü CG motoru. Büyük ihtimalle manifold değişecek. Öyle görünüyor. Bir de burası sallanıyor. Ona bir el atacağız. Buranın tamiri şimdi dedim olmaz. İleriki zamanda onu da halledeceğiz. Evet arkadaşlar, aşama aşama devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, motorumuzu lifte aldık. 18-19 anahtarımızla arka tekerimizi söküyoruz. 16-17, 18-19. Arka jantımızı çıkardık. Kaprin lastiklerimiz çöp olmuş. Müşteriyle görüştüm. Ekstra değişmesini istedi. Bunu da bir süre balatasız kullanmışlar. İçi çizilmiş. Güzel, bizim para atacağız ona da. Balata değişimine devam ediyoruz. Sıfır balatalarımızı taktık. Bu kısımla bu kısma gris yağ vursanız daha iyi olur. Daha bir kaygan olur. Buralara değdirmeyin kesinlikle. Kaprin lastiklerimizi de değiştik. Eskileri orada. Jantımıza oturtturduk. Güzel dönmesi önemli. Zincirimizin boşluğu aşağı yukarı 3 santim gidip gelmesi lazım. Zincir ayarımız buradan yapılıyor. Yalnız zincir ayarını burayı sıkmadan yapmanız lazım. Yoksa burası kırılır ya da yalama olur. Burayı tatlı bir sıkım yapacaksınız ya da sıkışsa zincir ayarı yapmak için hafif bir gevşeteceksiniz öbür taraftan. O şekil. En son bak, büyük özellikle zincir ayarı yaptıktan sonra bazı kişilerin bu parçaları düşüyor, bu konuda şikayetçiler. Size onun sebebini de anlatayım. Geldiniz böyle teker ortalı bir şekilde zincir ayarını verdiniz. Şöyle göstereyim. Ben şimdi idareten sıktım da bunu daha fazla sıkacağım birazdan. Diyelim ki bunu en sona kadar sıktınız. Şu zincir
ayar cıvataları var ya, onlara hafif bir başucan gevşek. Çok değil, abanmayacaksın. Ama böyle tatlı bir sıkım yapacaksın. Yoksa bunlar motorun titreşiminde düşerler. Ama şu şekil tatlı bir sıkım. Bunu da bir köşeye alın. Bilen arkadaşlar için demiyorum, bilmeyen arkadaşlara umarım yardımcı olur bu bilgi paylaşımı. Motorumuza devam ediyoruz. Fren ayağımızı yaptık. Buraya yapışmıştı kazadan dolayı. Arkadaş yan yapmış. Rötuş boyasını atmış ama pek iyi durumda değil. Frenimizi de yaptık. Anında tutuyor. İş görür. Şimdi karbüratöre geçeriz. Karbüratörün burası silikonlu, büyük ihtimalle havayı buradan kaçırıyor. Biri bir şekilde icat etmiş ama iyi edememiş. Evet arkadaşlar, üstte hafif bir kaçağı vardı manifoldun. Orasına silikonu sıktım. Sonra fark ettim ki bizim ustacıklar buradaki 8'lik cıvatayı yalama etmiş. Oranın yalamasını giderdim. Şöyle tornavidayı da göstereyim. Şu cıvata. Oradan da hava alıyordu. Bu üstten de hava alıyordu. İkisini de hallettim. Motorun başka bir şeyi kalmadı. Güle güle binsin müşterimize, hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir marş alalım. Ha, tuş kapalıymış. Şöyle tek marş. Önceki sorununu biliyorsunuz zaten. Kendi kendine kaz yapıp yükseliyordu. Motorumuz tamamdır. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz bir şey varsa, şöyle şunu istemediğim de, istediğiniz bir tamir videosu varsa, bilmediğiniz bir şey varsa, kendi başınıza yapamadığınız bir şey varsa yorumlara ekleyin. Yorumlardan bakar, ona göre size videolar çekerim. Lütfen abone olmayı unutmayın.